Kümelerde işlemler. İki kümenin eşitliği. İki kümenin eşit olabilmesi için hem eleman sayıları hem de elemanlarının aynı olması gerekiyor. Neymiş? Hem eleman sayıları hem de elemanlarının aynı olması gerekir. O zaman bu kümelere eşit küme denir. Peki denk küme nedir diye sorarsam, mesela şöyle bir şey çizeyim size. Bu A kümesi, bu B kümesi, bu C kümesi. A kümesi 1, 2, 3'ten olursun. B kümesi de 1, 2, 3'ten olursun. C kümesi A, B, C'den olursun. Şimdi elemanları ve eleman sayıları aynı olan kümelere eşit deriz. A, B'ye eşit mi? Değil mi? Peki C'nin elemanları aynı mı? Ama eleman sayıları aynı değil mi? O zaman şunu söyleyeceğiz. Sadece eleman sayıları aynı olan kümelere ne diyeceğiz? Denk küme. Yani şu an A neye denk? C'ye denk. B de C'ye denk ve denkliği bu şekilde göstereceğiz. Bu arada eşit kümelerde eleman sayıları da aynı olduğu için aynı zamanda eşit küme ne de olur? Denk küme de deriz. Ama şunu unutmayın. Elemanları aynı olursa ve eleman sayıları aynı olursa ne diyeceğiz? Eşit küme. Ama sadece eleman sayıları aynı olursa ne diyeceğiz? Denk küme diyeceğiz. Unutmazsanız sevinirim. Şimdi kümelerde kesişim işlemiyle devam edeceğim. Arkadaşlar zaten kesişim matematiksel ifadesi şu. A kesişim B. Diyor ki x öyle ki x hem A'nın elemanı hem de B'nin elemanı. Kesişimi iki kümenin ortak elemanı varsa şu şekilde göstereceğiz. Birinci durum. Bu ikinci durum nedir? Ayrık kümelerde kesişim olur mu sizce? Olmaz. Ayrık kümelerde kesişim olmaz. O zaman kesişim boş kümedir. Ama A, B'nin alt kümesi ise A kesişim B neye eşittir? A'ya. İçerideki küçük kümeye. Bunu da unutmayacağız. Birinci durum, iki küme kesişiyorsa kesişim ikisinin ortak olduğu yer. Ayrık kümelerde kesişim olmaz. Üçüncü durumda da A, B'nin alt kümesi ise kesişim küçük küme. Yani içerideki küme olur. Değil mi? Anlaşıldı mı? Evet, hayır. Evet. Anlaşıldı. Peki, geçiyorum. Kümelerde birleşim. Birleşim demek tüm elemanları almak demek. A birleşim B şu şekilde okunur. X öyle ki X eleman A veya X eleman B. Bak kesişimde ne dedik? V dedik. Birleşimde ne diyoruz? Veya diyoruz. Birleşimi birinci durumu bu. Ayrık küme olsa birleşimi nasıl göstereceğiz? SA artı SB. Mesela burada biraz sonra vereceğim ama şu an söyleyeyim. Şurada SA birleşim B demek. SA artı SB eksi SA kesişim B. Neden A kesişimi çıkarttım? Çünkü iki defa okudum. Bak bir A, şöyle cümleyi de kursam. Şu A'nın elemanları değil mi? Şu B'nin elemanları kesişimi iki defa okumuş oldum. Değil mi? İki defa saydım. Eksi bir diyoruz. Ama ayrık kümelerde zaten kesişim olmadığı için eğer iki küme ayrıksa SA birleşim B ne olur? Sadece SA artı SB olur. Zaten kesişim yok. Bir A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı. Şurada da yine A B'nin alt kümesi ise A birleşim B neye eşit olur? B'ye eşit olur burada. A kesişim B neye eşit olurdu? A'ya. Bunları unutmayın. Kesişim küçük kümeye, birleşim büyük kümeye eşit olur. Ve SA birleşim B burada ne olur gençler? Bir, şu alt küme olayında. SA birleşim B direkt neye eşit olur? S B'ye eşit olur. Çünkü bütün elemanlar zaten B'nin içinde olduğu için orada birleşimin eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşittir. Ortada ayrık kümelerde birleşim eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı demektir. Ama birinci durumda A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken SA artı SB eksi
S A kesişim B. Çünkü kesişimi iki defa saymış oluyoruz. O zaman yavaş yavaş sorularına geçelim. Mesela A seçeneğinde bize ne demiş? A kesişim B. A ile B'nin ortak elemanları ne diye sorarsam baktığım zaman 1 var yazdım. 2 var mı? Yok. 3 var mı? Yok. Bir de A var. A kesişim B bu. Ha, kümeyi de çizebilirsiniz ama ben size bir şey söyleyeceğim. Bu sorularda gençler, bu kümelerle ilgili sorularda lütfen önce kesişimi doldurun. Yani önce kesişimin elemanlarını yazın. 1, A. Sonra A'nın geri kalan elemanları. Ne kaldı A geriye? 2 ve 3 mü? 1, 2, 3 A. B'nin geriye kalan elemanları 1 A buradaysa B, C. Bu şekilde yazmazsanız, yani önce kesişimi doldurmazsanız küme çizerken yanlış yaparsınız. B'yi çözelim. B'de ne istiyor? B kesişim C. B ile C'nin kesişiminde ne var? 1 var mı? Yok. A var mı? Yok. B var mı? Yok. C var mı? Evet. Sadece C'den oluşuyor. C'de B birleşim C'yi istiyor. B birleşim C'yi yazarken ne yapacağız? Ortakları bir kez alacağız ama tüm elemanları yazacağız. Mesela 1 A B C bir kez yazılır. Sonra geriye ne kaldı? D ve E. B birleşim C. B birleşim C. 1 A B C D, E. B ile C'yi. Yani şunları birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sonrası ne kaldı geriye? Denizli. Şimdi demiş ki A kesişim B birleşim C. A'yı yazabilirsiniz. 1, 2, 3, A. Kesişim. B birleşim C'yi de az önce yazdık. 1, A, B, C, D, E. Şimdi bu iki kümenin kesişiminde 1 var mı? Var. 2 var mı? Yok. 3 var mı? Yok. Bir de ne var? A var. O zaman cevap 1 ve A deriz. Şimdi yukarıdaki şemaya göre K kesişim L birleşim mi? Önce şunu yapabilirsiniz. K kesişim L'yi bulabilirsin. K ile L'nin kesişimi ne? 5. Güzel. O zaman burası 5. M ne? Zaten hepsi. Bak en büyük küme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? Sen küçük kümeyle büyük kümeyi birleştirirse zaten büyük olan olmaz mı? Birleşmede bu M kümesi olur. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 5 olmaz ki. Hani şey gibi düşünün. A, B. A, B'nin alt kümesi değil mi? Sen A ile B'yi birleştirirsen B kümesi olur. Ama A ile B'yi kesiştirirsen A kümesi olur. Şu an M ile neyi birleştirirsen birleştir zaten cevap ne olur? M olacaktır. O yüzden bir yanlış. Peki K kesişim M 3, 4, 5 mi? K ile M'nin kesişimi K'nın kendisi olur. Yani 3, 4, 5 doğru. Çünkü M kümesi en büyük küme. Kesiştirirsen küçük küme, birleştirirsen büyük küme. O zaman bu doğru. Üçünün kesişimi neresi? 5. Doğru cevap 2 ve 3 olacak. Şimdi burada tek tek yazarsanız görebilirsiniz. Diyor ki A kesişim B. A ile B'nin kesişimi ne? Yeşil değil mi? Birleşim. B ile C'nin kesişimi ne? Turuncu. Yeşil kesişim. Birleşim turuncu oldu. İki renk var mı? Gerçi soruda, ben soruyu daha önce okuduğum için söylüyorum. Hangileri Venn şemasında iki renk ile boyanmıştır? Burası yeşil, birleşim turuncu. Zaten kesişimleri yok. Burada iki renk var. A birleşim B'nin
A ile B'yi birleştirirsen mavi, yeşil, sarı, turuncu. Bunu sen C ile yani turuncu ve kırmızıyla kesiştirirsen ne olur? Sadece turuncu olmaz mı kesişimleri? O zaman burada tek renk var. Bu gitti. Peki B kesişim demiş. B ne? Yeşil, sarı, turuncu. Kesişim. A birleşim C. A birleşim C ne olur? Mavi, yeşil, turuncu, kırmızı. Değil mi? A birleşim C. A artı C. İkisinin kesişiminde ne var? Yeşil var mı? Var. Bir de turuncu var. O zaman burada da iki renk var. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 olur. Geçiyorum. Bu az önce çözdüğümüz soruyla aynı. Sadece kesişim ve birleşimi yapacağız. Bak şöyle yapacağız. Önce A kesişim B'yi söyleyin bana. A. A var. S. S var. Başka da yok. Alt küme K. Alt küme. A birleşim B'yi söyledin mi? A, S, U, L ve I. Değil mi? Biz nasıl yapıyorduk? Az önce çözdük. Kaç tane K kümesi var dediğin zaman A ile S'yi sildin. Geriye kaç eleman kaldı? 3 elemanlı bir kümenin. 3 elemanlı bir kümenin. Bir kümenin. Nesi? Alt küme sayısı. Alt küme sayısı. 2 üzeri 3'ten 8 deriz.